Değerli dostlar, yeni bir Kalbini Sev programı ile yine karşınızdayız. Geçtiğimiz programlarda biraz kalp krizinin üzerinde biraz fazla durmuştuk. Bugün böyle beslenmeye biraz geçmek istiyorum. Biz daha önceki programlarımızda özellikle kalp ve damar sağlığı için ek takviye gıdalardan bahsetmiştik. Özellikle üzerinde durmadığım bir gıdalar vardı. Onlar da nedir? Kuru yemiş. Evet, kuru yemiş tüketimi. Bugün biraz kuru yemişlerden bahsedeceğim. Sık tüketiyoruz gerçekten. Bütün dünyada sık tüketiliyor. Biz kuru yemiş diyoruz, dünyada nuts diyorlar. Peki gerçekten hani bu kuru yemişleri tüketmek faydalı mı, değil mi? Bugün birazcık bundan bahsedeceğim. Özellikle hani kuru yemişten hangi grubu kastediyoruz? Özellikle ceviz, fıstık, badem, işte çekirdek, antep fıstığı gibi kuru yemişlerden bahsediyoruz. Şimdi gerçekten hani bakıldığında bunlar sağlık için ciddi faydalı besinler. Hatta biz bunlara süper besinler diyoruz. Niye? Çünkü bunlarda bir kez hem karbonhidrat, hem protein, hem yağlar var ekstradan. Vitamin ve lifler var. Onun dışında hani bakıldığında mineraller var. İşte selenyum var, magnezyum var, fosfor var, antioksidan, polifenoller var. Gerçekten çok faydalı, çok faydalı gıdalar. Ve yağ olarak da bakıldığında bunların içeriğinde bitkisel omega 3 ve doymamış yağlar var. Yani vücut için zararlı olacak yağlar yok bunlarda. Faydalı yağlar var ve siz bunları tükettiğinizde vücuttaki yağ dengenizde, yani iyi yağları alacağınız için kolesterol dengenizde bir bozulma olmayacaktır. Peki bunları nasıl tüketelim? Madem süper besinler, biz ana öğünü olarak mı bunları tüketelim? Avuç avuç mu tüketelim? Ne yapalım? Tabii ki öyle yapmıyoruz. Yani bunlar süper besinler olduğu için gerçekten bunlar fazla tüketildiğinde kalorili besinler. Yani siz biraz fazla tükettiğinizde ana öğün kadar siz gıda almış olabilirsiniz. Onun için kalori almış olabilirsiniz. Ara öğünlerde, özellikle ara öğünler için çok çok uygun besinler bunlar. Siz ara öğün aldığınızda bunları hem sizi tok tutar, hem de kalp ve damar sağlığınızı, beyin sağlığınızı koruyacaktır. Peki nasıl tüketeceğiz bunları? En önemli nokta bunları taze ve çiğ tüketimi. Çünkü siz bunları özellikle tuzda, yağda kavrulmuş ya da şekerlenmiş olarak tüketirseniz bunlardan alacağınız fayda maalesef düşecektir. Bu açıdan kuru yemişlerin taze ve kavrulmamış olarak, çiğ olarak tüketimi önemli. Özellikle Antep fıstığına vurgu yapmak istiyorum. Antep fıstığında siz kavrulmuş Antep fıstıklarında kabuk içerisinde tuz birikimi çok fazladır. Özellikle çok tuz tüketmiş olabilirsiniz ve tansiyon hastaları için ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. O nedenle kavrulmamış olanları biz mutlaka ve mutlaka tercih ediyoruz. Ve ne dedik? Bunlar gerçekten süper besinler ama kalorili besinler. Siz bunlardan fazla fazla avuç avuç tükettiğinizde kilo alabilirsiniz ara öğün olarak tükettiğinizde. Bu açıdan biz ne yapacağız? Bunları dengeli tüketeceğiz. Çoğu bilimsel araştırmalarda, bu kuru yemiş üzerinde yapılan araştırmalarda genelde 30-45 gram kullanılmış. Bu nedenle biz de genelde günlük 40-45 gram, ya yaklaşık bir avuç kadar tüketirsek günlük düzenli olarak gerçek anlamda bize faydalı olacaktır. Bunlar ne yapacak? Bir kez kolesterol dengemizi düzenleyecek. Vücuttaki iltihabi reaksiyon olayını azaltacak, damar sağlığını güçlendirecek, kalp sağlığını güçlendirecek ve ek olarak da ne yapacak? Beyin sağlığını da güçlendirecek. Diğer bir noktada şu var, gerçekten bu kuru yemişler yapısında lifli olan gıdalar ve bunlar özellikle bağırsağımızda bulunan mikrobiyotalar için çok önemli besin kaynakları. Yani siz bağırsak sağlığınıza da kuru yemiş tüketimiyle ciddi olarak katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ama tekrar üzerine basa basa söylüyorum, lütfen fazla miktarda tüketmiyoruz ve çiğ ve taze tüketiyoruz. Bunu yaptığımızda gerçekten ciddi olarak fayda göreceğiz. Kahvaltıda genelde ben kahvaltıya ceviz koymaya ben dikkat ederim. Kahvaltıya ceviz koyabilirsiniz, işte fıstık koyabilirsiniz, badem koyabilirsiniz ya da kahvaltıya koymuyorsanız İşte ara öğünlere koyabilirsiniz. Akşam yemeğini erken yiyenler gece acıktıklarında bunlardan bir miktar tüketebilirler. Yani bunları ara öğün olarak tükettiğinizde gün içerisinde siz açlık hissetmeyeceksiniz. Bu nedenle
Ben kuru yemiş tüketimini ciddi olarak önemsiyorum. Damak tadınızda hangisi uygunsa siz cevizi tercih edebilirsiniz, bademi, fıstığı tercih edebilirsiniz. Farklı farklı, gerçekten çok farklı kuru yemişler var. Bir tanesini tüketebilirsiniz. Ortalama günlük 30-45 gram. Ceviz tüketeceksiniz, günde 7 tane ceviz tüketmeye gayret edin. Yani siz haftanın yaklaşık 5-7 günü bu kuru yemişleri tüketiyorsanız belli miktarda siz kalbinizi seviyorsunuz, damarlarınızı seviyorsunuz, beyninizi, bağırsaklarınızı seviyorsunuz anlamına gelecektir diyoruz. Ve bu şekilde bugünkü programı da sonlandırdık. Daha öncesinde özellikle ek takviye gıdalardan bahsetmiştik. İşte omega 3'lerden, hayvansal omega 3'lerden bahsetmiştik. Bitkisel omega 3'ler için de ne yapıyoruz? Biz kuru yemiş tüketiyoruz. Tabii kuru yemiş tüketirken biz sadece bitkisel omega 3 almıyoruz. Bunun yanında bir sürü mineral alıyoruz, lif alıyoruz. Bunun yanında vitamin alıyoruz. O açıdan bu süper besinleri mutlaka ve mutlaka hayatımıza koyalım, mutfağımıza koyalım. Atıştırmalık olarak zararlı, özellikle reklamlarda gözümüze sokula sokula verilen işte şekerli atıştırmalıkları, tuzlu atıştırmalıkları, işte onları yerine biz atıştırmalık olarak, sağlıklı atıştırmalık olarak kuru yemişleri tüketelim diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz, kalbinizi sevin diyoruz.